Merhaba değerli dostlar. Narenciye yapraklarını, yani mandalina, portakal veya limon gibi narenciye bitkilerinin yapraklarını perlit ortamda çok rahatlıkla köklendirebilir. Daha sonra aşı yapabiliriz. İşte bugün 3 yaprak olarak bildiğimiz ve yabani narenciye olarak, hemen bakın dikenli, oldukça iyi bir şekilde köklenmiş. Bunun bir yaprağını perlit ortamına koyduk ve köklendirerek bir fidan elde ettik. Daha sonra arkadaşlar, bu belli bir büyüklüğe, kalınlığa ulaştıktan sonra hemen şurada kamka taşıladık. İşte bu şekilde aşı hem şurada hem de şurada iki şekilde aşı yaptık. Ve bunu da şimdi birazdan nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz. İşte narenciye dallarını perlitte veya kumda, hatta toprakta çok rahatlıkla köklendirebilir, yeni fidanlar elde edebilirsiniz. Ve bu fidanları da portakal, mandalina, limon gibi, yine kamkat gibi bitkilerle aşılayabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi burada yabani narenciyelerimiz var. Daha önce bunları köklendirdik ve poşetlerde tüplü şekilde ayarladık. Şimdi bunu kamkatla aşılayacağız. Öncelikle gördüğünüz şekilde yaklaşık 45-50 santimetre yükseklikten kesiyoruz. Kestikten sonra kenarlarındaki o pütürlü kısımları aşı bıçağımıza alıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Çünkü burada nem kaybının yaşanmaması için bu şekilde. Ve bitkinin, daha doğrusu kesmiş olduğumuz anacın hemen üst kısmından kabuğunu dikkatlice ayırıyoruz. Odun dokuya girmiyoruz arkadaşlar. Sadece kabuğunu belli bir miktar, yaklaşık 1 santimetre uzunluğunda ayırıyoruz. Ve bu şekilde anacımız hazır. Daha sonra kalemimizi hazırlıyoruz. Almış olduğumuz uygun kalem üzerinde en az 3-4 göz olacak. Ve kurşun kalem kalınlığında işte. Bunu aldıktan sonra hemen bir tarafından şöyle meyilli bir şekilde, gördüğünüz şekilde onu kesiyoruz. Evet. Arka tarafında da uç kısmının kabuk dokusunu dışarıya çıkarmak üzere aldık. Daha sonra kenarlarındaki pütürlü kısımları aşı bıçağımızla düzeltiyoruz. Ve bu şekilde kalemimiz de hazır hale geliyor. Evet, şu uç kısmından biraz daha alalım. Burada önemli olan kabuk dokusunun, anacın kabuk dokusuyla uyuşacağı kısmın alanını genişletmek. Böylece tutma oranı daha da fazla olacak. Anaç üzerinde kabuğun yarısını kesiyoruz. Kalemimizi daha iyi yerleştirebilmek için. Ve kalemi bu şekilde yerleştiriyoruz. Aşı bandıyla bunu güzelce saracağız. Burada önemli olan nokta, çok sıkı sarmamız lazım. Hava almamasını sağlamak gerekiyor. Hava aldığı takdirde aşının tutma oranı düşecektir. O nedenle şöyle bastırarak ve anaç etrafında dolandırarak iyice hava almayacak şekilde arkadaşlar sarıyoruz. Ve bu şekilde aşımız tamamlanmış oluyor. Evet. Tekrar sağlamlaştırabiliriz aşı bandıyla. Burada bir püf nokta, birçok aşıcının kullanmadığı ama bizim mutlaka kullandığımız ve çok büyük başarı elde ettiğimiz parafin maddesi. Bakın, band parafin arkadaşlar. Bu aşı bandının bulunduğu yerden itibaren kalemin tamamını bununla kapatıyoruz. Uç kısmını dahi, bakın şöyle. Bu parafin maddesi bir süre sonra, yaklaşık bir hafta 10 gün sonra kendiliğinden eriyip yok olacak. Aşı yapıldığı tarihten itibaren de hava almasını önleyerek bu şekilde aşının tutma oranını arttıracak ve değerli dostlar, aşımız tamamlanmış durumda. Parafin yerine aşı macununu da en uç kısmına karşı konabilir. Evet arkadaşlar, daha önce aşıladığımız fidanlarımızdan örnekler göstereceğiz. Bu yaklaşık bir ay oldu ve aşımız tuttu. İki tane kalem, bunun birini, daha sonra güçlü olanı bırakıp diğerini keseceğiz. Bu da yaklaşık bir yıl oldu. Geçen sene aşıladığımız bir narenciyemiz, yabani bir narenciye kamkat aşılamıştık. Bakın, çiçek açmaya başladı ve inşallah yakında da meyve verecek.
Ve bu da arkadaşlar meyve vermiş kam katımız. Aşıladıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl sonra meyvelerini almış durumdayız.